hatta. Ailecek mi gelirler, tek mi gelir? Ailecek gelirler. Eşi ailecek de geliyor bazen. Eşi ameliyat olduğu için bel fıtından kadın yürüyemiyor. Hani beyefendi tek mi geliyor yani? Evet. Sık sık mı gelir diye soruyoruz. Yok, hayır. Hayır. Bu bazen Cennet işte sen nereden bileceksin? Cennet Hanım sen kızını kere, göremiyorsun ki. Hayır bir kere gittiğimde o vardı da o yüzden. Son zaman göremedi. Son zaman gördüm. Bu İbrahim Bey diye bahsettiğiniz kişi. Kaç yaşında? Sık sık gelir mi size? Hayır. Ya bunları dertleşmeye gelir bazen. Ha? Bunları dertleşmeye gelir mesela. Niye tartışıyor komşusuyla? Hayır tartışma değil dertleşmeye gelir. Dertleşmeye. Gelir yani. Evet. Sık sık gelir mi? Ya bu işteyken abi de bir geldi oluyor ama ben kapıyı hani şey yapmam kilitlediği için üstümden. Hani ben içeri zaten almıyorum kendisini. Kerem, dışarıda konuşuyorum. Yalan söylemiyorum. Şimdi bak iki tane önümüze cevap var. Bir tamam, üzerine kapıyı kilitliyor. İki o gelir dertleşmeye. Ya bunlar dertleşmeye geliyordu ben yokken. Sen ben yokken. Ben gelmiyordum. Sen neredesin? Geziyordum. O şeyi dışlarından ben. O zaman geliyordu. Ama sen o zaman İbrahim'in eve gelip gittin. Nereden bileceğim Mükerrem? Kendi söylüyordu bu. Konuşuyorduk o ara işte. Hani dedi ya kendisi de başka konuşuyorduk gelir, o ara. Mükerrem? O söylüyordu. Mükerrem başka şimdi kim gelir? Şimdi Esra'nın. Kadir Bey bir dakika. Başka kim gelir Kadir Bey'in arkadaşı olarak? Benim bildiğim yok. Bir annemizin arkadaşları var. Simitçi İsmail geldi gitti sadece. İsmail amca var. O geliyor. Başka? Simitçi İsmail. Cennet Hanım siz anlatın. Daha iyi biliyorsunuz yakın arkadaşlar. İsmail abi gelip oturuyor bunlar. Hani yardımcı oluyor. Başka kimse? Bazen oraya fazla kimse yok yani tanıdıkları. Siz mi tanıştırdınız yok. Simitçi İsmail'le Kadir ve Mükerrem'le? Hayır bunlar tanışıyorlardı zaten. Bunların ha? Evinde tanıştık. Bunların babasının arkadaşı. Babasının arkadaşı. Ben tanıdım. Kayınpederin arkadaşı. Daha eski eşimle. Tanıyor musun İsmail tanımıyor musun? Ya şu an tanıyorum. Tanıyorsun. Evet. Simitçi İsmail'i diyor annem getirdi eve diyor. Ben eve getirmedim İsmail amcanı. Biz de gördük. Mükerrem. Yanlış cevap verme. Kadir. Simitçi İsmail'i kim getirdi eve? Söyle. Ben de getirdim misafir olarak geldi gitti sadece. Geliyor gidiyordu. Hayır her zaman değil o ayda bir kere gelirse gelirdi. Ayda. O bahsettiğin İbrahim de ayda bir kere geliyor bu da o geliyor. 15 günde bir gelirdi. Başka 15'te bir. Benim yanımda şey yapmıyor fazla. Başka kim var başka kimse. Başka kim geliyor? Zaten yok. Son zaman işte annemle beraber gelen bir başka birisi kim var? Vural abi. Ne bileyim ben. Kim? Söyle bakayım. Çalıştığı işlerinde Vural abi. Adı ne? Vural abi. Ha? Annemle Vural beraber geliyordu zaten. Siz mi getiriyordunuz Duran abiyi? Hayır bu arıyordu. O inşaatçı kendi demirci. Hı. Hani evini gösteriverdi götürdüm bir kere. Tamam. Başka beraber yok. Çalıştılar. O kaç kere geldi? Benim bildiğim bir defa geldi. Aynen. Bir mi iki mi? İki de siz niye bu insanları sürekli damadınızla kızınızın evine götürüyorsunuz? Kadir aradığı için hani iş onun yanında çalıştığı için evi bilmediği için ben bir sefer evini gösterdim. Ama İbrahim Bey yüzünden bir kere bana dedi ki eşimle ben tartıştım Hülya Hanım dedi. Onu bilmiyorum. Bir hediye almış. Evet tartıştık seninle dedi o konuda. İbrahim Bey yüzünden ha? Hı. Neyi çabuk unuttun ya? Hatırlamıyorum. Gelip gidiyordu devamlı. Hani dedim ya sana gelip gidiyordu o zaman. Ben hatırlamıyorum sen bana bahsettin mi ondan? Bahsettim ya. Geldi dedim. Sen yokken geldi dedim. Sana söyledim hatta. Duymamazlıktan geldiysen bilmiyorum. Hatırlamadım ama. Ne hediye etmişti sana Mükerrem? Ya bana şey demedi yani. Bunu sordu. Hayır dedi, bu yok hediye dedim. Et. Bir şey hediye etti yüzük demişti. Aldı bana demişti. Bir kere de yüzük getirdi. Gümüş bir yüzük getirdi. Hı hı. Onu da ben zaten kapı kilitliydi zaten. Şey de yapmadım yani. Amca dedim işine git dedim ben. Kapı ne zaman kilitli? Yani eşim işe giderken kapıyı kilitlip gidiyordu yani üstünden. Tamam. Sen o kilitli evde üzerine kapı kilitleniyor ya kimle kalıyorsun? Çocuklarınla. Sadece çocuklarınla hmm. beraber. Ama sürekli evine de isimleri geçen annenin de tanıdığı insanlar geliyor. Özellikle onlar amcalar geliyor. Zaten. Onlar oturmaya geliyorlar. Onlar bu varken geliyorlar. Bu yokken gelmiyorlar. Anladım. Ama sen annenle görüşemiyorsun ama annen iş arkadaşı Duran Bey'i işte Simitçi İsmail'i falan eve getiriyor. İsmail abi eve getirmedim. Benim evde gördüler. Biz bunun evde zaten, onların da bunun evde görüşüyoruz. Benim yani evde şey oturuyorduk, yani. Çay içiyorduk. Bunlar da gezmeyi için bana geldiler, balkonda oturduk yazın. Ondan kadar görmedik zaten adamı. Ama soru şuydu, sizin evinize çok misafir gelir mi? Yani Mükerrem ve Kadir'in evine çok nadir. Misafir gelir mi? Gelir evet yani. Gelirdi dedi Kadir, hı hı. Onları da annem tanırdı dedi. Ben Kadir'in çevresini fazla tanımam. Hani İsmail abi eski eşim tanıştırdı, of. Onun arkadaşı. Tanıdıkça da adam bizden kopamadı. Bu evliliği siz mi onaylamıştınız? Kadir Bey'i siz mi tanıştırmıştınız? Nasıl oldu evliliğiniz? Ben Kadir'i ben tanıştırmadım. Eski eşimin arkadaşı iş sen, yerinden. Ben barışmaya geldim buraya. Ben Kadir'i tanımam. Hani Kadir'i tanımam. Eski eşimle beraber çalıştığı
Onlar Kadir'le tanışıyorlardı. Evet. Siz Kadir'le evlenmelerine izin verdiniz. Evet, hani gelip gittikçe eve tanıştık. Hani iyi gördüm. Hani kızımı yardımcı olacağını bildiğim için evliliği. Daha tanışmada sık sık Kadir gelip gider miydi size? Eşim getirdi. Beraber işe giderlerdi inşaata. Hı hı. Öylelikle. Getirildi. 20 yaşındaydı. Evet, o zaman 20 yaşında. 20 yaşındaydı. 19-20. Biz tanıştığımızda 16 yaşındaydı. Biz bunlarla 10 yıldır tanışıyoruz. 16 yaşından beri tanışıyorsunuz. Şimdi 25 yaşında. Yani, eski yani. Eski. Biz 20 yaşında evlendik. Sık sık gidip gelir miydiniz? 20-19. Evlerine. Hayır. Eşimi almaya gelirdi 7'de, 7.30 gibi. Beraber bir şey giderlerdi. Hayır, hadi. 6 ay beraber çalıştık. Sen 16 çalıştık. Yaşında Mükerrem'i ilk tanıdın. Evet. Nerede tanıdın? İşte benim kayınpederin evinde tanıdım. O kayınpederin evinde. Beraber çalışıyordu. Anne de seni tanıyor. Evet. O zaman baba da tanıştık. Seni tanıyor. Evet. Tanıştık. Ve seni eve kabul ediyorlar. Evet. Siz görüşmeye başladınız. O zaman pek bu kadar samimi değildik. İşte ben yaşı küçük diye şey yapmadım o zaman yani. Nişan yapmadınız mı? Nişanı 19 yaşında yaptık işte. 18-19 yaşında. Yani. Yüzük takmıştı. 18 yaşında yaptık, 19 hı hı. yaşında evlendik değil mi? Öyle Karam? Küçük değildi yani. He? Küçük değildi. Evet. 16 yaş küçük bir yaş. Hayır, o yönden değil. Tanışma. 18 yaşına. Tanıştıklarında 16 yaşındaydı. Tanıştığımızda 16 yaşındaydı. Cennet Hanım, şunu da merak ediyorum. Yani niye evinize Kadir'i ya da diğer isimleri sürekli davet ediyorsunuz? Davet demeyelim de eski eşim, arkadaş olduğu için getirdi. Benlik bir şey yok yani. O getiriyordu. O getiriyordu ama evet. Sonunda kızınızla evlendi. Evet. Başka bir kızınızla da aynı durum oldu mu? 16 yaşında evlenen, hayır. Mağduriyeti olan hayır, oldu hayır. mu diğer hayır. çocuklarınızla? Olmadı. Şimdi bu konuya devam edeceğiz. Kadir diyor ki ben barışmak istiyorum diyor. Bir de önemli bir konumuz daha var. Mükerrem, seni ilk bulup canlı yayına çıkardığımızda, evet. İpsala'dan canlı yayın yaptığımızda evet. Ekip arkadaşlarımıza, muhabirimiz evet. Özkan sana bir soru sordu. Dedi ki, ikinci çocuğunun, 10 aylık bebeğinin biyolojik babası kim? Gerçek babası kimdir evet. diye bir soru sordu. Biz DNA testi yaptık. Evet. Talip Bey, siz Talip Bey olduğunu söylediniz. Talip evet. Bey de biyolojik baba benim dedi. Kadir Bey de dedi, ben dedi biyolojik babayım dedi. Evet. Ben. Bilmiyorum ne çıktı. Ama o gün dedin ki Talip'tir çocuğun babası. Siz? Benim. Biyolojik baba, resmi nikahlı eş olarak benim dediniz. Şu DNA testinin bir sonucunu da açıklamak istiyorum. Biyolojik baba Talip çıkarsa, Kadir Bey. Evet. Tepkiniz ne olur? Ben buradayım. Mükerrem defalarca evi terk etti. Ve hep başka insanların yanından çıktı. Siz her seferinde çocuklarınız için ya da çocuk için ve Mükerrem'i sevdiğiniz için evliliğinize devam ettiniz. Doğru mu? Evet. Evet. Yine evliliğinize devam eder misiniz? Evet. Yani hep ben muayene mi beni? Ha? Biyolojik baba eğer Talip çıkarsa. Evet. Yine evliliğinize devam edersiniz. Evet. Yine Mükerrem'le konuşuruz o konuyu. Mükerrem'le konuşursunuz. Hı-hı. Şimdi Mükerrem'in bu ilk kaçışı değil. Daha önce 2017 yılında da yine Talip'e İpsala'ya gitmişti. Babası tarafından Talip'in evinde ve adresinde bulunmuştu. Hazırsanız açıklıyorum evet. DNA testinin sonucunu. Talip Erdemir ve çocuk Demir arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Yani Talip baba değil. Ay çok şükür. Mükerrem. Tamam çocuklar verebilirim yani. Yok şimdi sus. Talip baba değil. Biliyorum. Tamam. Buyurun. Bu bitti. Acaba 10 aylık bebeğin babası, biyolojik babası gerçekten Kadir mi? Şimdi defalarca sen evden ayrıldın. Hiç bu konuda bir şüpheniz var mı? Hayır. Herhangi bir şüpheniz? Yok. Yok. Ama Kadir Bey, yani eşiniz daha önce de evden kaçmış. Evden ayrılmış, çocukları almış, çocuksuz gitmiş.
O kadar uzun süreli gitmedi daha. Uzun süreli gitmedi. Peki o gittiği zaman. Evet. Nerelerden buldunuz? Kimin yanından çıktı? İşte babamın yanına gideceğim dedi bana. Ben öyle izin vermiştim ona. Babanın hatta yanına gitmiyor. Kendi babasının yanına gideceğim diye izin aldı. Hatta o gün İbrahim abim de evdeydi değil mi Kerem? Evet. O gün o da evdeydi. Ben izin vermedim. İbrahim abim izin verdi değil mi sana? Hadi bir kere eşiniz bir Afyon'da. Hacı için gitti. Afyon'da birine gidiyor. Çocuklarla beraber. Onu tam bilmiyorum ben. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum.